Moskova Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İkbal Dürrek bu bölümde bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Az önce biz de ifade ettik. Ukrayna yaklaşık 2 yıl kadar sonra ilk kez Rusya'nın 30 kilometre kadar içine girmiş olduğu nükleer santraldeki o meçhul bir yangın vardı. O söndürüldü ve o sınır ilk kez aşılmış gibi gözüküyor. Bu anlamda bu savaşı yeni bir evreye taşıyacak bir adım mı? Rusya cephesinden de durum nasıl görülüyor? Merak ettiğimiz pek çok soru var. Nasıl yorumlarsınız? Bilge Hanım, hiç kuşkusuz Rusya'nın savaş boyunca almış olduğu en büyük darbe. Askeri açıdan olmasa da en azından siyasi açıdan ve prestij açısından bu böyle. 2,5 yıl içerisinde biz Rus ordusuna, deniz kuvvetlerine ait gemilerin vurulduğunu gördük. Prigojin olayını gördük. Bütün bunlar da tabii ki Rusya açısından olumsuz gelişmelerdi. Ama şu anda var olan tablo, resmen Rusya'nın belli bir kısmının Ukrayna güçleri tarafından işgal edilmesi çabası. Ben bu olayın savaşın genel gidişatını değiştirecek, stratejik olarak değiştirebilecek bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Eninde sonunda buraya giren Ukrayna askerlerinin çıkartılması bence kesin. Ama bunun neye mal olacağı sorusu var. Putin'in dün yapmış olduğu açıklama aslında olayın amacını çok net bir şekilde bize açıklıyor, gösteriyor. O da biliyorsunuz son aylarda cephede savaş Rusya lehine gelişiyordu. Bu yüzden Ukrayna'nın böyle bir hamle yaparak cephedeki durumu kendi lehine değiştirme çabası var. Onun da dışında gündemde artık Kasım ayından itibaren Kasım ayına kadar ya da tekrar bir barış müzakerelerine başlama söz vardı. Bunu Zelenski dile getirmişti. Rusya tarafı da karşı olmadığını söylüyordu. Şimdi böyle bir barış görüşmesi olacaksa bundan evvel Ukrayna tarafı elini güçlendirmek istedi. Bunu Rusya da ifade etti. Ve bu konuda attığı adım sonucu eğer gerçekten 3-5 ay gibi bir sürede kalabilirse Ukrayna bu bölgede, ki ben kalabileceğini zannetmiyorum, ama kalabilirse gerçekten de muhtemel barış görüşmelerinde, daha doğrusu ateşkes görüşmelerinde Ukrayna elini güçlendirmiş oldu. Ve bizim Türkiye'de basında sık sık duyduğumuz bir gece ansızın gelebiliriz olayı, demek ki böyle oluyormuş. İçeride de çok ciddi siyasi etkileri olacaktır. Kadro değişiklikleri bağlamında etkileri olacaktır. Ama bu olay çözüldükten sonra gündeme gelir. Bugün ilginç bir haber var. Güney bölgesi, ki Kursk bölgesi de oraya bağlı. Güney bölgesinde bir askeri personelin büyük bir ihtimalle üst düzey Ukrayna tarafına gizli bilgi verdiği, istihbarat temin ettiği gerekçesiyle tutuklandığı haberi var. Demek ki Ukrayna tarafı bu hamleyi yapmadan evvel sadece Batı tarafından aldığı desteği kullanmamış. Aynı zamanda içeriden de bir takım bilgiler almış. Yoksa aksi takdirde böyle bir operasyona girmesi zordu. Demek istediğim bir başka önemli konu da şu. Bu olaydan önce, yani savaş başladığından beri iki ülke arasında Batı aracılığıyla bir takım tırnak içinde centilmenlik anlaşmaları olduğu söyleniyordu. Yani bir takım kırmızı çizgiler. İşte bunlardan biri örneğin Zelenski'nin şahsen hedef alınmamasıydı Rusya tarafından. Bunlar kesin bilgiler olmamakla beraber doğruluk ihtimali yani oldukça yüksek bilgilerdi. Hı hı. Şimdi Ukrayna bu hamlesiyle hiçbir kırmızı çizgi bırakmadı ve Zelenski direkt kendini hedef haline getirdi. Böyle bir gerçeklik de var. Hı hı. Ve aynı zamanda Rusya'nın şehirlerine, Ukrayna'nın şehirlerine Rusya'nın maalesef daha büyük çaplı saldırılar gerçekleştirmesinde öne açıldı. Örneğin Sumy'da, yani Kursk'a denk gelen Ukrayna topraklarında dün çok yoğun bir bombardıman yaşanmış ve şehrin büyük bir kısmı şu anda elektriksiz. Demek istediğim, yani savaşı cephede de artık başka boyuta getirebilecek bir hamle.
Genelde toparlarsam ben bu olayın Rusya'nın prestijine darbe vurduğunu tabii ki kabul ediyorum. Ama onun dışında savaşın genel gidişatını, cephedeki durumu Rusya'nın aleyhine sert bir şekilde değiştirecek bir hamle olabileceğini düşünmüyorum. Ukrayna'nın bir hedefi de Kursk'ta kendilerini engellemek için Rusya'nın cepheden asker çekeceğini düşündü ve o anlamda da cephedeki, Ukrayna içindeki cephedeki pozisyonu ilerletmek istedi. Ama Rusya şu anda öyle bir şey yapmıyor. Bir takım Wagner güçlerini kullanıyor, Ahmat güçlerini kullanıyor. Evet. Ama tabii olaylar da şu anda Rusya lehine kesin olarak değişmiş değil Kursk'ta. Hala çok ciddi çatışmalar var. Hala o dediğiniz stratejik hem nükleer santralde hem de gaz dağıtım Suca'daki santralinde tehlike devam ediyor. O yangın meçhul bir yangın dedik. Tabii sırrı henüz ortaya çıkmadı dedik. Bu anlamda Rus medyasında bunun gerçek nedeni, o yangının gerçek nedeni anlatıldı mı Sayın Dürre? Bilge Hanım, iki yangın var. Birincisi Zaporozhye bölgesinde oldu. Bu Ukrayna topraklarında Rusların kontrol ettiği Avrupa'nın en büyük atom santrali, nükleer santral. Bunu Ukrayna Rusya'yı suçluyor ama saçma bir olay. Çünkü Rusya kendi kontrol ettiği yeri niçin orada yangın çıkarsın? Büyük bir ihtimalle Ukrayna'nın top atışlarıyla olan bir yangın. Ama Uluslararası Atom Kurulu bunun şu anda tehlikeli bir sonuç yaratmadığını söylüyor. Bu güzel. Diğer taraftan da Kurchatov bölgesi, yani artık Rusya topraklarında şu anda Ukrayna ordusunun etkili olduğu bölgeye yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta, yani Suca şehrine, Kursk bölgesindeki bir Kurchatov diye bir nükleer tesis var Rusya'ya ait. Oranın üzerinde de, oraya da füzelerle saldırılar oldu ve oradaki hava savunma sistemi bu saldırıları büyük ölçüde püskürttü. Ama tabii orada da ufak tefek hasarlar meydana geldi. Buradaki tehlike şu, orada bir baraj var. Yani baraj belki tam çevirisi olmayacak. Yani oradaki soğutma sistemin bünyesinde büyük bir su havzası var. Eğer oradaki barajdaki engel, duvar yıkılırsa, ki Ukrayna'nın böyle bir hedefi var, oraya saldırıyorlar bu anlamda. Evet. Tabii bu bölgede ciddi bir zarara ve insan kaybına yol açar. Rusya şimdi bunun için uğraşıyor. Ama en önemlisi, iki nükleer santralde de, hem Ukrayna'daki hem Rusya'daki, Uluslararası Atom Ajansı'nın haberine göre tehlikeli bir durum an itibarıyla yok. Bu güzel. Evet. Ve Suca gaz dağıtım merkezi de hala Ukrayna üzerinden, trajikomik bir durum, Avrupa'ya gaz vermeye devam ediyor. Orada da ufak tefek yangın olmuştu ama çalışma devam ediyormuş. Şimdi son olarak şunu da soralım. Çok az vaktimiz kaldı ama bu biraz önce Ukrayna sınırını aştı ve ilk kez böyle bir operasyon gerçekleşti 2 yıl aradan sonra dedik. Zelenski mi açıklaması önemliydi. İlk kez bu kadar moralli olduğu ifade ediliyor Ukrayna basınına göre. Bize saldıranların topraklarındayız diyor. Sonrasında şöyle bir Batı basınına baktığımızda, Batı medyasında Ukrayna Putin'i rezil etti gibi başlıkları da görüyoruz. Şimdi bu anlamda bakıldığında psikolojik üstünlüğü Ukrayna tarafının ele geçirdiği yorumlarına katılır mısınız ve bunu tersine çevirmek için Putin'den bu önümüzdeki günler içerisinde bir hamle bekler miyiz? Geçici olarak evet, burada şu önemli, son zamanlarda ABD basınında aktif olarak Zelenski'nin artık değişmesi gerektiği tartışılıyordu ve onun yerine, Zelenski'nin yerine Avrupa'da bu yönde tartışmalar vardı aynı zamanda, Avrupa'da da. Bu olay bence çok önemli işin bu noktası. Zelenski'nin yerine şu anki İçişleri Bakanı Arsen Avakov ya da eski muhaliflerden Timoshenko gibi muhalifler düşünülüyordu. Bu çok aktif olarak tartışılıyordu. Tam bu dönemde, yani Zelenski'nin bundan sonraki süreçte kalıp kalmayacağı belli değilken böyle bir hamle olması tabii ki Zelenski açısından tırnak içinde güzel bir durum. Ve ben bunu ABD'den çok ve Avrupa'dan çok İngiltere'nin desteğiyle yapılmış bir hamle olarak görüyorum. Çünkü ABD'de her halükarda artık bu savaşı dondurmayla ilgili bir inisiyatif ön plana çıkmaya başlıyor seçimlerde, kim gelirse gelsin. Avrupa'nın zaten durumu belli ama İngiltere bu savaşın çok büyümeden devam etmesini hala istiyor.
Bu anlamda belki de Zelenski ABD'deki beklentilere de böyle bir yanıt verdi. Tamamen onların kontrolünde olmadan, o yüzden moralinin şu anda geçici olarak iyi olmasını anlayabiliyorum. Ama bu bir nevi de panik havası. Çünkü sonuçlarına, kendisi en fazla sonuçlarından zarar görebilir böyle bir hamlenin. Dediğim gibi bu hamleyle Ukrayna'nın ben Rusya'yla olan savaşında stratejik olarak üstünlüğü ele geçirebileceğini zannetmiyorum. Tam tersi, bence Zelenski kendi ayağına sıktı, geçici olarak moralini yükseltmiş olsa da. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Doçent Doktor İkbal Dürreh bizlerle birlikteydi. Moskova Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı acaba Ukrayna'nın bu hamlesiyle birlikte yeni bir aşamaya geçecek mi? Dünya işte bu sorunun yanıtını merak ediyor. Efendim, gündem yoğun, gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Gerçek haber, gerçek ekonomiyi artık noktalama zamanı geldi. Yarın sabah 10'da yeniden sizlerle birlikte olacağız bu ekranlarda. Editörüm Elif Çetiner, yönetmenim İpek Beniyan hem yayında